Tekrar merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz kuzucuğumuzun kafa yapımına. Ee, şimdi hatırlarsanız en son ikinci sıra pıtırcığımızı örmüştük. Üçüncü sırada azaltmalara geçtik. Üçüncü sırada sık iğne sırasındayız. Sık iğne sırasında 6 tane öreceğiz. 1 tane azaltacağız. 6 ör 1 azalt işlemini 6 kere tekrar edip sıra sonuna kadar gelmiş olacağız. 6 ör 1 azalt 6 ör 1 azalt 6 ör 1 azalt. Şu an azaltma sırasındayız. Azaltmamızı yapıyorken göstereyim ben size e, sık iğneyi yapıyorken aşağıdaki yaptığımız sık iğne sırasındaki gibi mantık aynı. Şu aradaki sık iğneyi ve pıtırcığın tepesindeki sık iğneyi dikkate alıyoruz. Bu şu görmüş olduğunuz uzunca görünen boşta kalan zinciri işleme almıyoruz. Direkt atlıyoruz. Yapalım bir kere sizinle. Ben altı örü bir azaltı yaparak sıranın sonuna kadar geldim. Son bir azaltma kısmım kaldı. Onu beraber yapalım istedim. Göstermiş de olmuş olayım size. Şimdi arkadaşlar bakın sık iğnemi ördüm. 1 Bu aradaki boştaki zinciri geçtim. Pıtırcığın tepesindekini sık iğnemi ördüm. 2 Yanında yine bakın sık iğne var. 3 Boştaki zinciri yine atladım. Pıtırcığın tepesindekini yine ördüm. 4 oldu. Pıtırcığın yanındaki sık iğneyi yine ördüm. 5 oldu. Boştaki zincir kendini zaten belli ediyor. Onu atlıyorum. Pıtırcığın tepesindekini yine ördüm ve 6 oldu. 6 tane sık iğne örmüş oldum. Şimdi azaltma yapacağım. Azaltma yapıyorken bakın bu arada sıra aradaki sık iğne de onun ön kanadını alıyorum. Aradaki zinciri atladım. Pıtırcığın tepesindeki sık iğnenin yine ön kanadını aldım. Ve böylelikle tek seferde çıkararak ikisini eksiltmemi yani azaltmamı yapmış oldum ve sıramı tamamladım. Dediğim gibi bu sırada 6 tane örüp 1 tane eksilttik arkadaşlar. Sizde aynı şekilde 6 ör 1 eksilt 6 ör 1 eksilt yapa yapa sıra sonuna kadar gelip bitiriyorsunuz. Şimdi üçüncü pır, e, pıtırcık sırasındayız. Yine bir pıtırcık, bir sık iğne yapacağız. Sadece pıtırcık sıralarında dikkat etmeniz gereken şu olacak. İlk başladığımız pıtırcık sırasında direkt pıtırcıkla başladık. Pıtırcık sık iğne, pıtırcık sık iğne yaptık. İkinci de hatırlarsanız sık iğne, pıtırcık, sık iğne, pıtırcık yaptık. Şimdi yine direkt pıtırcıkla başlayacağız. Pıtırcık sık iğne yapacağız. Yani bu sırada başlıyorken Tek farkları başlangıçları. İlk sırada başlıyorken patırcıkla başladık. ikinci sırada sık iğne bile başladık. Üçüncü sırada yine patırcıkla başlamış oluyoruz. İşin özeti bu. Yine bir tane hemen patırcık yaparak başlıyorum. İlk pıtırcımı yaptım yanına hemen sık iğne yaptım sonra yine pıtırcık yine sık iğne bu sırayı da bu şekilde giderek tamamlıyoruz arkadaşlar daha sonraki sırayı tekrar birlikte örüyoruz Evet pıtırcıklarımızı bitirdik ve yine sık iğne sırasındayız ve yine sık iğne sıramızda azaltma yapacağız bir önceki azaltmamızda 6 ör bir eksiltti şimdi 5 ör bir eksilt yapacağız bir tane zincir çektim Sırama çıktım. Bu sıramda ıı, başlıyorum 5 tane örmeye. Pıtırcığın tepesindekini ördüm. Yanındaki sık iğneyi ördüm. 2 oldu. Zinciri atladım. Yine pıtırcık tepesindeyim. 3 yanındaki sık iğne. 4 yine zincir atladım. Pıtırcık tepesindeyim. 5 5 tane ördüm. 1 tane azaltacağım. Yandaki sık iğnenin ön kanadına yine tığımı alıyorum. Zinciri atlıyorum. Pıtırcığın tepesindeki ilmeğin ön kanadını yine tığımı aldım. Tek seferde çıkardım ve kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine 5 tane öreceğiz. 1 tane azaltacağız. Ve böylelikle sıra sonuna kadar geleceğiz. 1 2 3 4 5 ördüm biraz azalttım. 1 2 3 4 oldu. Şimdi 5.'yi de ördüm. Yine azaltmadayım. Bakın. Şunu atlamazsanız sıkıntı yok. Zinciri atlayın onu örmeli örmeyin. O noktaya dikkat ederseniz sıkıntı olmaz. Pıtırcığın tepesindeki ve yanındaki sık iğne sizin her zaman sık iğne sırasına dikkat alacağınız kısımlar. Yan yana ikisini aldım. Çıkardım ezen azalttım, eksilttim. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. 5 ör 1 eksilt yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 5 ör 1 eksilt, 5 ör 1 eksilt yaparak geliyoruz. Evet, şimdi azaltma sıramı bitirdim. 5 ör 1 eksilti yaptım. Gözleri takmaya gözlerini takacağım şu anda. Ne renk olacağına karar vermeye çalıştım. Çünkü elimdeki renkler mavi, yeşil, sarı, siyah, kırmızıydı. Kırmızıda karar kıldım. Kırmızı takacağım evet. Şimdi arkadaşlar gözlerimiz Böyle göstereyim. 8 milim yanlış görmüyorsam tabii bunlar 8 milim arkadaşlar gözler. Hemen arka aparatlarını alalım. Artık gözlerimize yerine takalım. Şimdi nereye takıyoruz? Bakın ben denedim az önce. 2 4 6 tane sık iğne sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. dan sonraki araya 6 ile 7'nin arasına takıyoruz. Şöyle aralarında da 9, 2, 4, 6. Bakalım 2, 4, 6, 7, 8. 8 olsa nasıl durur bir bakalım aralarında 8 ilmek olsam bence yeterli ya da bunu 7'ye mi düşürelim şöyle yapalım bir de 2 4 6 7 ilk gözü taktıktan sonra 7 tane sık iğne sayıp ikinci gözü de takarsanız şu anda 2 4 6 tane görünürde sık iğne olmuş oluyor aralarında bir geriye taktığımda biraz daha genişçe durdu ama bence böyle iyi durdu şu an iyiyim. hemen klipslerini takalım Acaba ortak nereye koydum? ötekini de takalım çünkü azaltmayı yaptığımız için artık her sırada e, her sık iğne sırasında artık azaltma yaptığımız için daha sonra göz takmak daha zor olacak bizim için o yüzden bu sırada gözü takmayı tercih ettim siz de takarsanız rahat edersiniz şu iğne neyse dursun şimdi arkadaşlar tekrar devam ediyoruz Pıtırcık sık iğne pıtırcık bu sırada yine pıtırcık sırası. Bir tane sık iğne sonra pıtırcık yapacağız. Bir sık iğne örüyoruz. Sonra pıtırcık yapıyoruz. Bu sıraya başlarken bir tane sık iğne ile başlıyoruz. Daha sonra pıtırcık yapıyoruz. Bir sık iğne, bir pıtırcık, bir sık iğne, bir pıtırcık yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet pıtırcıklarımı yine bitirdim. Ee, ve şimdi bir sonraki sırama geldim. Bir sonraki sıramız yine azaltma sırası. Sık iğne yaparak azaltacağız. Bu sefer 4 sık iğne 1 azalt. 4 ör 1 azalt, 4 ör 1 azalt yaparak azaltacağız. 2 3 ve 4 4 tane ördüm. Şu an bir tane de azaltma yapacağım. Tabi yapabilirsem. Evet. 4 tane ördüm. Şu an bir tane azalttım. Yine dört tane örüyorum. Dört. Ve yine bir tane azaltıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. 4 ör 1 azaltı yaparak sıranın sonuna kadar geliyorum. Daha sonra yine pıtırcık yapacağız. Bir sonraki sıramızda. Dört tane yine ördüm. Ve yine azaltacağım. Böylelikle Yavaş yavaş. Kafa kuzumuzun kafasının yapılmanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bundan sonraki sıralar daha hızlı ilerleyecek azalttığımız için. Bu sırayı 4er bir azalt yaparak bitiriyoruz arkadaşlar. 4er ar, bir azalt yaparak sıra sonuna geldim. Bitirdim hatta sırayı. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Bir sonraki sıraya direkt pıtırcıkla başlıyorum. Yine bir pıtırcık, bir sık iğne, bir pıtırcık, bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. İlk pıtırcımı yaptım. ve hemen yanına sık iğnemi de şöyle elimle pıtırcı ettim sık iğnemi de yaptım ve böyle devam ediyorum bir pıtırcık bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar pıtırcık sıramız bitti ve bir sonraki sıramıza geldik yani azaltma sıramızdayız Bu azaltma sıramızda 3 tane örüp bir tane azaltıyoruz. 3 ör, 1 azalt, 3 ör, 1 azalt yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Ben bir miktarda içine elyaf doldurdum. Azaltmayanlarım artık bitmek üzere olduğu için daha sonra doldurması daha zor olacak diye de aynı şekilde. Elyafınızı doldurun. Daha sonra 3 ör, 1 azalt şeklinde azaltmalarınızı yapın. Daha sonra yine pıtırcıkla devam. 3 ör 1 azalt yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu sıramı da bitirdim. Şimdi pıtırcık sırasındayız. Pıtırcığımızda ilk önce bir tane sık iğne yapıyoruz daha sonra pıtırcık yapıyoruz bu sırada sık iğne ile başlıyoruz sonra pıtırcık örüyoruz yani bir pıtırcık pardon bir sık iğne bir pıtırcık şeklinde bir iki üç dört ve beş bu sırada sık iğne ile başlıyoruz. Bir sık iğne bir pıtırcık, bir sık iğne bir pıtırcık yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Pıtırcık sıramı da bitirdim. Şimdi arkadaşlar yine azaltma sırasındayız. Bir zincir çektim. Bir sonraki sıraya başlıyorum. Bir sonraki sıramızda 2 örüp 1 azaltacağız. En son 3 ör bir azalt yapmıştık. Bu sırada 2 ör bir azalt, 2 ör bir azalt yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu şekilde azaltmam. Bakın yaptım. Sonra yine iki tane öreceğim. Ve yine azaltacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde yaparak geleceğim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ve sıra sonuna geliyoruz. Biraz at yaptıktan sonra sırayı bitirdim ve bir miktar daha e, elyaf koydum. Şimdi yine pıtırcık sırasındayız ve e, şimdi direkt pıtırcıkla başlıyoruz. Bir önceki sırada sık iğne ile başlamıştık. Şimdi yine pıtırcıkla başlayalım. Pıtırcık sık iğne pıtırcık sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Çok az bir işlemi kaldı ondan sonra bitiyor artık kafası. Evet. İlk pıtırcımı yaptım. Yanına hemen sık iğne yaptım ve bu şekilde devam edip sıra sonuna kadar geleceğim. Aynı şekilde devam edin arkadaşlar. Sonra yine azaltmamızı yapacağız. Evet arkadaşlar pıtırcıklarımızı bitirdik. Ondan sonra bir ör bir azalt, bir ör bir azalt, bir ör bir azalt yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Ve daha sonra da sürekli azaltma yaparak artık kuzumuzu bitiriyoruz. Kuzunun tabi kafasını bitiriyoruz. Şöyle ben bir biraz azaltları yaptım. Şimdi azaltma mı? Bütün ilmekleri azaltarak bitireceğiz. Bir azaltma yaptım. Bu ikinci azaltmam bu üçüncü azaltmam bu şekilde sıra sonuna kadar azaltmamı yapıyorum ve bitiriyorum artık kuzumuzun kafası tamamdır bu sırada da azaltmaları bitirdikten sonra dikmek için uzunca bir ip bırakıyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet şimdi e, ipimi kestim, iğneye taktım ve bakın böyle büzeceğiz. Bir tane sık iğne atlayacağız, ikinciyi iğnemizi alacağız. Yine yanındaki sık iğne atladım, ikinciyi aldım. Yanındakini atladım, ikinciyi aldım. Bu şekilde döndüm. Ve çektim ipimi, büzdüm. Bundan sonrası artık sağlamlaştırma kısmı. Sağlamlaştıracağım ipimi, düğüm atacağım ve keseceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi kuzumuzun kafasını yaptık. Sadece iğneyle ile ağız işleyeceğiz. O kadar. Onun dışında herhangi bir işlemimiz kalmadı. Ee, gövdesi, bacakları ve kolları ve kulakları bir sonraki videoda inşallah beraber yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın. Ee, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da zil tuşuna mutlaka açık tutun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere